Yakuza'nın eğitim modelinde sizi neler bekliyor biliyor musunuz? Canlı dersler, ders kayıtlarını sınırsız izleme, online deneme sınavları, ders notları. Sanırım bunları artık her yerde bulabilirsiniz. Bu yüzden bunlardan hiç bahsetmeden size kısaca başka hiçbir yerde olmayan Yakuza'nın eğitim modelinden bahsedeceğim. Her öğrencinin farklı olduğunu ve farklı eğitim almaları gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden Yakuza'ya kayıt olduğunuz ilk anda Türkiye'de sadece Yakuza'da uygulanan eğitim analizi ile öğrenme karakterinizi tespit ediyoruz. Öğrenme karakterinize göre sizin için en uygun ders çalışma yöntemlerini keşfediyoruz. Sizin vereceğiniz zamanlara göre size özel çalışma programını uyguluyoruz. Neye, nasıl çalışacağınızı belirlememiz için konulardaki seviyeniz bizim için çok önemli. Seviye belirleme sınavı ile konulardaki seviyenizi öğreniyor ve hangi konuya nasıl çalışacağınızı netleştirmiş oluyoruz. Örneğin, temelinizin zayıf olduğu konularda dersler başlamadan önce ön hazırlık yaparak konu anlatımına hazır olmanızı sağlıyoruz. Konu anlatımlarından sonra öğrenmeyi riske atmıyoruz. Öğrenilen konuları tekrar edip ardından soru çözümü yaparak öğrendiklerinizi pekiştirmenizi sağlıyoruz. Yıl boyu yapılan deneme sınavları ve tarama testleriyle eksiklerinizi tespit edip çalışmalarınızı ihtiyaca yönelik şekillendirmiş oluyoruz. Rehberliğin de en az ders çalışmak kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu sayede ihtiyacınız olabilecek motivasyon ve psikolojik destekleri de yıl boyunca rehberlik uzmanlarıyla sunuyoruz. Size özel eğitim, yıl boyunca rehberlik takibi ve atanmanız için gereken her şey Yakuza'da. Kayıt için hemen bize ulaşın. 444-5835 www.yakuza.com. Çünkü sisteme yükleniyor. Arkadaşlar, kısaca hemen ekranımı tam ekran yapıyorum. Gördüğümüz gibi karşınızda gördüğünüz ekip, içlerinden bir tanesi de ben olan, tanımayanlar için şu soldan dördüncü, sağdan ikinci olan benim. Bu ekip Yakuza'm eğitim bilimleri zümresidir. Eğitim derslerini Gökhan Çelik öğretmenim, Şule Demir öğretmenim, Taner Turhan öğretmenim, ben ve İrfan Naim öğretmenim birlikte anlatıyoruz. Ben 21 soruluk, yani en fazla ders çıkan öğretim yöntem teknikleri dersini anlatıyorum. Çeşitli konu anlatım, soru çözüm veya genel tekrar programlarına kayıt olmayı düşünürseniz şu alttaki numaralardan detaylı bilgi alabilirsiniz öğretmenim. Evet, şu an sistem yöneticisi zaten sizlere link paylaştı. Arkadaşlar, bugünkü dersimizin içeriği çok karıştırılan tartışma teknikleri olacak. Belki daha önce sınava girenler bilir. Hani panel, forum, açık oturum, münazara, zıt panel, görüş geliştirme, köşelenme vesaire vesaire diye birçok teknik vardır. Hatırlar mısınız bunları? Hatırlıyorsanız neler düşünüyorsunuz? Yapabiliyor musunuz? Zorlanıyor musunuz? Daha önceki deneyimleriniz nelerdir? Kısaca birkaç görüş aldıktan sonra anlatmaya ve sorularını çözmeye başlayalım. Arada karışıyor demiş. Benim gördüğüm kadarıyla en çok ÖYT'de karıştırılan konular bu tartışma teknikleri ve öğretim modelleri. Bu konuları çok yapamıyorlar. Bu konulardan toplam 10 soru çıkıyor zaten. Yani 21 sorunun neredeyse yarısı çıkıyor. Oldukça ayırt edici sorular oluyor. Hiç unutmadık ki demişler. Hocam ben anlıyorum ama sınavda birbirine girdi. Demek ki az soru çözmüşsün öğretmenim. Kim o bakayım? Büşra sanırım. Büş diye başlamış. Devamını göremiyorum. Arkadaşlar, az soru çözerseniz kalıcılığı olmayacaktır. Çünkü bu kavramlar birbirine çok yakın kavramlar. Ezber isteyen ve ezberin yetmediği. Daha çok soru çözmeye dayalı olduğu için biraz ders formatından da bahsedeyim. Mesela en çok karıştırılan birkaç tekniği arka arkaya anlattıktan sonra örnek birkaç soru çözüyoruz. Bugün bu dersimizi bu şekilde işleyeceğiz. Daha sonra birkaç teknikten daha bahsedeceğiz ve örnek birkaç soru daha çözeceğiz bu şekilde. Daha sonra birkaç örnek teknik daha, birkaç soru daha derken bu dersimizi bu şekilde bitirmeyi planlıyorum. Zaten benim genel olarak konu anlatma formatım da budur. Normal derslerimde de bu şekilde anlatırım. Yani çok biriktirip çok çözmeyi de değil de hemen sıcağı sıcağına verdikten sonra konuları bitirmek. Bütün konular bittikten sonra da yine sorular üzerinden, yine sorular üzerinden, yine sorular üzerinden tekrarlar yapmak sevgili öğretmenlerim.
Evet, geçen sene vaktim yoktu, soru çözemedim demiş. En azından nerede hata yaptığınızı bu derste öğrenmiş oldunuz. Çalışınca tamam diyoruz ama soru da gidiyor. İşte bu yüzden sıcağı sıcağına burada soruları da çözelim bakalım. Sevgili arkadaşlar, o halde isteyenler notlarını hazırlasın, isteyenler kalemi kağıdı eline alsın, isteyenler ekran görüntüsü alsın, isteyenler sadece dinleyip sorularda kendini denesin. Birinci tekniğimiz panel, ikinci tekniğimiz forum, üçüncü tekniğimiz açık oturum olacak. Sevgili arkadaşlar, bakın şurada ana hatlarıyla yazdım. Nedir hocam bu panel? Nedir hocam bu forum? Nedir hocam bu açık oturum diyecek olursanız. Neden bunlar en çok karıştırılan üç teknik? Bunlara bir değinelim. Panel, bir başkan, bir uzman grup ve bir de seyirciler eşliğinde gerçekleşir. Forum, o da bir başkan, o da uzman grup ve o da seyirciler eşliğinde gerçekleşir. Açık oturum, o da bir başkan, o da uzman bir grup, o da seyirciler eşliğinde gerçekleşir. Peki öğretmenim, bunun farkı nedir diyecek olursanız. Sevgili arkadaşlar, panel için yazanlar yazsın. Şöyle söylüyorum. Güncel bir konuyla ilgili. Bu arada yazıyor musunuz yoksa sadece dinliyor musunuz? Ona göre anlatayım. Daha kısa geçebilirim. Daha yavaş anlatabilirim yazıyorsanız. Not tutuyor musunuz yoksa daha hızlı mı geçeyim? Lütfen dönüt verin. Yazıyoruz diyen var. Tamam. Yazalım arkadaşlar panel için. Güncel bir konuyla ilgili. Güncel bir konuyla ilgili. Bir başkan yönetiminde, bakın dikkat, başkan var. O halde bana soru, paneli soracaksa hemen başkanı arayacağım orada. Bir başkan yönetiminde çeşitli konu alanı uzmanları, bir başkan yönetiminde çeşitli konu alanı uzmanları, dikkat, başkanı söylemiştik. Demek ki soru bana soracağında uzman grubu da aramalıyım. Çeşitli konu alanı uzmanları, seyirciler eşliğinde bir araya gelirim. Seyirciler eşliğinde bir araya gelir. Evet, bu hepsinde var zaten. Şimdi ayrıcı noktasına geliyoruz. Dikkat. Uzmanlar sırasıyla konu hakkındaki farklı görüşlerini anlatır. Uzmanlar sırasıyla konu hakkındaki farklı görüşlerini açıklar. Uzmanların görüşleri açıklaması sırasında, uzmanların görüşleri açıklaması sırasında birbirine müdahalesi, yani söz kesmesi söz konusu değildir arkadaşlar. Dikkat, uzmanlar sırasıyla, mesela her birine ikişer dakika süre veriliyor. Kaç uzman olsun? Üç grup. Pardon, 3 kişilik, 4 kişilik, 5 kişilik gruplar olabilir. 3 uzman olsun. Örnek veriyorum. 2 dakika, 2 dakika, 2 dakika şeklinde süreler verdim. Herkes bu süre zarfında görüşlerini açıklıyor. Görüşleri açıklanırken, mesela birinci uzman görüşünü açıklarken, ikinci uzman kesinlikle araya girmez. Üçüncü uzman kesinlikle araya girmez. Ona müdahale etmez, karşı çıkmaz. Yani arkadaşlar, saygılı, hoşgörülü bir ortam vardır. Bunu da yazın. Bu da çıkan sorularda anahtar bir ifadedir. Saygılı, hoşgörülü bir ortam vardır. Peki öğretmenim, seyirciler ne yapar? Seyirciler, uzmanlar konuşurken araya girmez. Konuşmalar bittikten sonra uzmanlara soru sorabilir. Konuşmalar bittikten sonra uzmanlara soru sorabilir. Peki öğretmenim, görüş belirtebilir mi seyirci derseniz hayır. Bunu da yazın arkadaşlar. Seyirci soru sorabilir ancak fikrini beyan etmez. Mesela toplumu ilgilendiren kadına şiddet. Kadına şiddet konusu hakkında bir panel gerçekleştirmek istiyorum. Oturum başkanı Onur Teke olsun. 3 uzman belirleyelim.
Konuya farklı açılardan bakacak. Hemen içinizden kim olsun bakıyorum. Bir tane Büşra En isminde görüyorum. Büşra öğretmenim mesela kadına şiddetin ekonomik yönünden bir görüş belirtsin. Burcu Keleş yazıyor. Burcu Keleş öğretmenim kadına şiddetin sosyal kültürel yönünden bir görüş belirtsin. Kim olsun bir de kim var? Enes Yılmaz öğretmenim de kadına şiddetin siyasal yönünden bir görüş belirtsin. Büşra öğretmenim konuşurken hiçbiri araya girmiyor. Hiçbiri müdahale etmiyor. Herkes sırasını bekliyor. En sonunda da seyirciler sorularını sorabiliyor. Ancak görüş belirtemiyor arkadaşlar. Paneli bu şekilde bitirdik. Anlamayan var mı? Hemen foruma geçelim. Ve daha sonra soruları çözelim. Lütfen dönüt verin ki beni duyduğunuzu anlayabileyim. Anladık veya anlamadık. Sorumuz var veya yok şeklinde. Gördüğüm kadarıyla soru yok. Evet, forum diyelim sevgili arkadaşlar. Yine başkan, uzmanlar ve seyirciler eşliğinde gerçekleştiğini buraya zaten yazmışız. Yine güncel bir olay konu hakkında toplanılır. Bu kez ayrıcı noktası şudur arkadaşlar. Foruma şunu yazalım. Tartışmaya seyircilerin soruları yönlenir. Tartışmaya seyircilerin soruları yönlenir. Dikkat! Bakın panelde de uzmanlar ve seyirciler vardı. Yine başkan vardı. Ancak tartışmaya seyircilerin soruları yön vermiyordu. Önce uzmanlar, mesela 3 tane uzman olsun. Bir de şurada başkan olsun. Şuraya bir çöp adam çizeyim. Şurada da seyirciler olsun. Bu şekilde noktaları koyuyorum. Temsilen detaylı bir çizim yapmaya uğraşmıyorum. Paneldeki fark neydi arkadaşlar? Önce bir uzmanlar kendi içinde konuyu bir tartışıyordu. Daha sonra seyircilerden soru alınıyordu. Ancak forumda bu tartışmaya yön veren seyircilerin sorularıdır. Yani soru, cevap. Soru, cevap. Soru, cevap şeklinde işlenir. Var mı sıkıntı? Gördüğüm kadarıyla yok. Arkadaşlar bir de foruma şunu ekleyelim. Seyirciler sorudan ziyade görüşlerini de bildirebilir. Bakın panelde sadece soru sorabiliyorlardı. Görüş bildirmek yoktu. Forumda ise görüşlerini de bildirebiliyorlar. Sıkıntı var mı? Panelle forumu çok karıştırıyoruz diyen öğretmenim az önce. Şu an sıkıntı var mı? Güzel, memnun oldum. Şu an bundan sonra da açık oturum diyelim sevgili arkadaşlar. Açık oturum daha çok panelle karıştırılıyor. Şimdi farkını söyleyeceğim. Yine bir başkan var, yine bir uzman grup ve yine bir seyirci var sevgili arkadaşlar. Peki öğretmenim bunun farkı nedir? Arkadaşlar şöyle yazıyoruz bunun ayrıcı noktasına. Tartışma başkanın yönetiminde, başkanın istediği şekilde, başkanın yönlendirdiği gibi ilerler. Tartışma başkanın yönetiminde, başkanın istediği şekilde, başkanın yönlendirdiği gibi ilerler. Mesela panelde ne yapıyordu başkan? Başkan sadece oturumu açıyordu. Daha sonra uzmanlara söz hakkını veriyordu ve uzmanlar sırasıyla saygılı, hoşgörülü bir biçimde fikirlerini açıklıyordu. Ancak açık oturumda ne olacak? Yine başkanımız var. Uzmanlarımız da var. Sevgili arkadaşlar, başkan kimi isterse, başkan kime söz hakkı verirse o konuşacak. Uzmanlar başkandan söz hakkı isteyerek konuşur. Yazalım. Uzmanlar başkandan söz hakkı isteyerek konuşur. O halde size soruyorum. Panele göre daha hararetli geçmesi beklenir mi? Bakın panelde herkes sırasını bekliyordu. Saygılı hoşgörülü bir ortam vardı. Açık oturumda herkes başkandan söz hakkı istediğine göre daha hararetli olur mu bu? Alalım fikirleri.
Evet dediler, doğru. Çünkü arkadaşlar düşünün, birisi konuşurken öbürü söz hakkı isteyecek. Belki araya girmek isteyecek. Hani televizyonlarda hararetli, gürültülü, kavgalı programlar oluyor ya. İşte bundan bahsediyoruz. Açık oturumu da anlamayan var mı? Yine sonrasında, evet mecliste olur. Yine sonrasında seyirciler soru sorabilirler uzmanlara. Panel, forum ve açık oturum anlaşıldı mı? Sorusu olan varsa yazabilir, yoksa hemen sorulara geçelim. Gördüğüm kadarıyla yok. O halde arkadaşlar, şu soruyu çözmeniz için size 45-50 saniye süre veriyorum. Bu sırada chat kısmını kapatıyorum. Bu sırada chat kısmını kapatıyorum. Cevapları alalım. Sanırım çözmüşsünüzdür. Chat kısmını açıyorum. Cevapları alalım arkadaşlar. A dediler, A dediler, A dediler. Süpersiniz. Gördüğüm kadarıyla herkes panel dedi ve yanlış bir cevap. Yok. Bakalım şimdi. Arkadaşlar, öncelikle şurayı okuyorsunuz. Buna göre aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisi kullanılmıştır? Çevre haftası nedeniyle bir okul müdürü yaptığı etkinlikte çevre sorunları konusunda uzman bir grubu, dikkat, uzman grup var, çevre kirliliğiyle ilgili bir toplantıya davet etmiştir. Konuşmacıların kendi aralarında belirlediği bir başkan, dikkat, başkan da var, uzman grup da var, toplantıyı başlatarak her konuşmacıya eşit süre vermiştir. Her bir konuşmacı çevre kirliliğinin farklı bir boyutunu dinleyicilere aktarmıştır. Toplantı sonunda dinleyiciler de konuşmacılara sorular sormuşlardır sevgili arkadaşlar. Şimdi aklımıza hemen panel, forum ve açık oturum geldi değil mi? Seçeneklerde sadece panel var. Doğru cevabı aldık. Evet, cevap panel. Peki forum olsaydı veya açık oturum olsaydı nasıl anlardık? Dikkat! Forum olması için toplantıya seyircilerin soru cevabı yön vermesi gerekiyordu. Böyle bir şeyden bahsetmemiş. Veya seyircilerin de görüş bildirebileceği, yani seyircilerin daha aktif olması gerekiyordu. Bundan da bahsetmemiş. Eğer seçeneklere koyulmuş olsaydı forum, bu yüzden doğru cevap olmazdı. Peki hocam, açık oturum olsaydı seçeneklerde, bu sefer neye bakacaktım? Başkanın aktifliğine bakacaktım. Açık oturumda başkan kime söz hakkı verirse o konuşuyordu. Uzmanlar başkandan söz hakkı istiyordu. Yani çok daha hararetli bir ortam oluyordu değil mi arkadaşlar? Bakıyorum burada ne demiş? Başkan her konuşmacıya eşit süre vermiş demiş. Yani bir söz hakkı isteme, araya girme vesaire vesaire demediği için seçeneklerde açık oturum olsaydı bile doğru cevabım panel olurdu. Tamam mıyız sevgili arkadaşlar? Peki size soru sorayım. Sizce bu soru zor muydu? Fikrinizi merak ediyorum. Hocam bu soru çıksa ben yapamam diyen var mı? Kolay dediler. Peki öğretmenim, sizce bu kadar kolay bir soru sınavda çıkar mı? Hocam bize derste kolay sordun, sınavda böyle çıkmıyor diyen var mı? Çıkar inşallah demiş. Arkadaşlar o halde sürpriz bilgi. Bu soru sınavda çıkmış bir soru. İşte şu soruya doğru cevabı veriyorsun ve atama yolunda bir adım atmış oluyorsun. Ve yanlış hatırlamıyorsam madde analizinde neredeyse yarısı yapamamıştı. Bu sene demiş, bu sene değil diye hatırlıyorum ama daha eskiydi. Tamam mıyız arkadaşlar? Yanlış değilsem yarısı yapamamıştı. Sınava yaklaşık 400 bin kişi giriyor eğitim bilimleri oturumuna. Şu soruyu yaptığın an 200 bin kişiyi geçtim. Bu da size güzel bir haber olsun. Hocam açık oturumda hayır, başkan söz hakkı verir. Başkan isterse oturum boyunca aynı kişiyi konuşturur.
Mesela ben oturum başkanıyım. Fatma Şahin, Burcu Keleş, Rukiye Abik yazmışlar. Diyorum ki ben bu konudaki söz hakkını Burcu Keleş'e verdim. Ondan sonra diyelim ki Fatma'ya söz hakkı verdim. Bir sonraki söz hakkını Rukiye'ye vermem beklenirken dönüp bir daha Burcu Keleş'e söz hakkı verebilirim. Veya Burcu'yu 5 dakika konuşturup Rukiye'yi 1 dakika konuşturabilirim. Başkan ne isterse o olur. Evet. Başka bir sorumuz. Chat'i kapatıyorum. Rica ederim öğretmenim. Evet, kısa bir soru. O yüzden bunu çok uzatmıyorum. Arkadaşlar beni dinleyin, chat kısmını açmadan önce. Bakın panel de var, açık oturum da var, forum da var seçeneklerde. Bu daha bir soru, zor bir soru. Bakalım ne diyeceksiniz. Alalım şimdi, açtım chat'i. C dediler. Forum dediler, C dediler. Süpersiniz. Gördüğüm kadarıyla tüm cevaplar doğru sevgili arkadaşlar. Doğru cevabım C. Açıklamadan önce bir konuda fikrinizi sorayım. Sizce sınavda bu kadar bu soru çıkar mı? Arkadaşlar bu da sürpriz olsun. Evet, bu da çıkmış bir sorudur. Hem de bu geçen sene çıkan. Evet, bunu hatırlıyorum. Bakalım şimdi. Yanlış değil. Geçen sene mi? 2020 mi? Neyse, o çok önemli değil. Doktor ve diyetisyenlerden oluşan bir uzman grup. Dikkat! Bebeklerin beslenmesi konusunda düzenlenen bir etkinliğe katılarak dinleyici grubun yazılı ve sözlü sorularını cevaplamıştır. Sevgili arkadaşlar, bakın etkinliğin akışını kim belirliyor? Dinleyicilerin soruları belirliyor. Yön veren seyircilerin soruları olduğu için doğru cevabım C şıkkı. Ne dedik? Burada belirtmemiş ama başka bir soruda ipucu olarak şunu da belirtebilirim. Forumda seyirciler görüşünü de belirtebiliyordu arkadaşlar. Yani soruları ve görüşleri falan diyebilir, yine foruma gidersin. Anlaştık mı? Hemen hız kesmeden bir soru daha. Chat kısmını kapatıyorum. Süreniz 45 saniye. Evet, yeterli olduğunu düşünüyorum ve chat'i açıyorum. Alalım cevapları. C dediler, C dediler, C dediler. Güzel. Bakalım şimdi. Ayşe'nin televizyonda izlediği programda aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisi kullanılmıştır? Dikkat arkadaşlar, bazen şöyle oluyor. Bazı kaynaklar şunu yazıyor. Televizyonda izleniyorsa direkt olarak açık oturumdur deniyor. Hayır, bu doğru değil bakın. Televizyonu görür görmez gidip açık oturuma atlamayın. Evet, burada doğru cevap açık oturum. Ancak şurada ipucu ifadelerini bulun. Soru gerçekten açık oturumu soruyor mu sormuyor mu emin olun. Bakalım şimdi. Eğitim fakültesi öğrencisi Ayşe tartışma yöntem veya tekniklerini birbirine karıştırdığı için televizyondaki tartışma programlarını izlemeye karar vermiştir. Bir programda bir yöneticinin başkanlığında dikkat, başkan var, katılımcılar ve seyirciler var. Hemen aklıma ne gelecek? Panel, forum ve açık oturum. Bu ipuçlarından dolayı. Evet, seçeneklerde açık oturumu vermiş. Panel ve forumu koymamış. Peki hocam, panel ve forumu koysaydı nasıl ayırt edecektik? Ne söyledik arkadaşlar? Paneli koysaydı başkanın görevine vurgu yapacaktı. Başkan hepsine eşit sürede verdi mi? Sakin mi geçti? Hararetli mi geçti? Bunlara gerek duymamışlar tabii ki. Seçeneklere koymadıkları için koysalardı bu vurguları arayacaktık. Forumu koysaydı seyircilerin aktifliğine bakacaktık. Seyirciler görüş bildiriyor mu? Tartışmaya yön veriyor mu? Seyirciler çok aktif mi, pasif mi? Bunlara bakacaktık ve cevaba ulaşacaktık sevgili arkadaşlar. Hemen diğer bölüme geçmeden sizce bu kadar kolay bir soru çıkar mı? Gerçekten ama fikrinizi merak ediyorum. Çıkar mı? Cevap yazar mısınız? Arkadaşlar bu da yine çıkmış bir sorudur. Bilginiz olsun. Evet, şimdi gelelim.
Evet, yani kolay sorular çıkıyor sevgili arkadaşlar. Sizlerin de söylediği gibi. ÖYT'nin yarısı kolay, yarısı orta güçlükte ve birkaç tanesi zor geliyor, haberiniz olsun. Hemen birkaç teknikten daha bahsedelim. Zıt penal. Arkadaşlar, uzmanlık şartı olmayan iki grup belirlenir. Bu kişiler uzman da olabilir, uzman olmayabilir. Öğrenciler de olabilir. Dersin değerlendirme aşamasında veya tekrar aşamasında yapılabilir. Bir gruba soru sorma, bir grubaysa cevap verme görevi verilir. Dikkat! Hemen şöyle bir çizim yapayım. İki grup var. Birisi burada. Birisi de burada. Noktalarla temsil ediyorum. Bunları birer öğrenci olarak veya başka katılımcılar olarak düşünün. Bir grup soru grubu, bir grup cevap grubu sevgili arkadaşlar. Mesela ne yapıyorsun? Beşer altışar dakika süre veriyorsun. Soru grubu sorularını hazırlıyor ve buraya yöneltiyor. Daha sonra bu gruptan cevap bekliyorsun. Bir grup soru, bir grup cevap. Anahtar ifademiz budur. Sorularda bunları arayacağız zıt panel demesi için. Kolegyum. Arkadaşlar, kolegyum karışabiliyor zıt panelle. Buraya dikkat. Kolegyumda da iki grup vardır. Ancak birisi uzman olmak zorundadır. Birisi uzman, birisi uzman olmayan grup şeklinde iki grup olur. Peki öğretmenim bu nasıl olur? Şu şekilde iki grup belirleyelim. Bunlar uzmanlar, bunlar uzman olmayanlar. Uzman olmayan grup, tabii ki seyirciler de olur şurada. Şu noktalarda seyirciler olsun. Uzman olmayan grup seyircilere konu hakkında sunumunu yapar. Daha sonra seyircilerin soruları cevaplanır. Uzman grup, uzman olmayan grubun yetersiz kaldığı veya değinmediği noktada devreye girerek soruları cevaplar. Öğrenme eksiklerini giderir. İki grup uzman olmaz öğretmenim kolegyumda. O zaman kolegyum olmaz. Mesela münazara falan olabilir. Burayı da anladık mı? Birisi uzman, birisi uzman olmayan iki grup. Tamam mıyız arkadaşlar? Anahtar ifademiz budur. Üçüncü münazara. Arkadaşlar, bir başkanımız, jüri üyelerimiz ve karşıt görüşteki, dikkat, bunun olmazsa olmazı budur. Karşıt görüşteki iki gruptan meydana gelir. Nasıl yapılır öğretmenim derseniz. Başkan veya sunucu tartışmayı başlatır. Bu gruplardan kişiler sırayla sahneye çıkarak, karşıt görüştelerdi ya, kendi görüşünü savunur. Kendi görüşünün doğru olduğunu, karşıt görüşün yanlış olduğunu, karşıt görüşü çürütmeye çalışır. Mesela hemen zıt bir konu veriyorum. Kadınlar mı daha çok yalan söyler, erkekler mi? İki grup geliyor. Birisi diyor ki erkekler daha çok yalan söyler. Birisi diyor ki kadınlar daha çok yalan söyler. Herkes fikrini sırasıyla bir başkan yönetiminde savunuyor. Dikkat, bakın. Kendi fikrini savunurken karşıdakini de çürütmeye çalışıyorsun. Seninki yanlış, benim dediğim doğru diyorsun. Bu sırada jüri üyeleri notlar alıyor. Kim görüşünü daha iyi savundu? Kim daha etkili iletişim kurdu? Kim jestlerini, mimiklerini, vücut dilini daha iyi kullandı? Ve bir puanlama yapılıyor sevgili arkadaşlar. Gruplara puan verilir. Daha sonra fikrini daha iyi savunan grup, yani daha yüksek puan alan grup tartışmayı kazanır. Bakın, burada bir kazanma kaybetme var. Kolegyumda da iki grup vardı. Ancak kazanma kaybetme yoktu. Birisi uzmanlık şartındaydı. Buradaki gruplar konu alanı uzmanları da olabilir, olmayabilir. Amatör insanlar da olabilir. Anlaştık mı arkadaşlar? Not alıyoruz demişler. Peki tekrar edeyim. Karşıt görüşteki kişiler fikirlerini savunur. Fikrini savunurken karşı tarafı çürütmeye çalışır. Ve bu sırada jüri üyeleri grupları puanlar.
Toplantı sonunda daha fazla puan alan grup tartışmayı kazanır sevgili arkadaşlar. Tamam mıyız? Son olarak sempozyuma bakalım. Arkadaşlar zaten bu ayrıntılı, detaylı A'dan Z'ye konu anlatımı değil. Şimdi biraz da soru çözüp kapatacağız. Anahtar noktalarını değiniyoruz. Örnek sorularını çözeceğiz. Sempozyum dedik mi? Şöyle söyleyelim. Birçok uzmanın katılımıyla aynı anda birden fazla oturum gerçekleştirilir. Dikkat! Bakın, şu ana kadar anlattığım tekniklerin tamamında bir oturum vardı. Yapılıyor, bitiyordu. Buradaysa sempozyumda aynı anda birden çok oturum var. Nasıl yani hocam? Mesela konumuz ne olsun? Kadına şiddetten devam edelim. Çeşitli konu alanı uzmanlarını davet ediyorum. Kim olsun onlar? Şuradan seçelim. Fatma Yalçın, Feyza ve İrem Keleş olsun. Aynı anda birçok oturum oluyor. Bir kongre merkezi gibi bir ortam düşünün. A salonu, B salonu, C salonu. Mesela saat 13'te etkinliğim başlıyor. Nasıl yapıyorum? A salonunda Fatma, B salonunda İrem, C salonunda kimdi? Yalçın. Hepsi konu alanı uzmanı. Aynı anda çeşitli oturumlarda görüşlerini ve çalışmalarını aktarıyorlar sevgili arkadaşlar. Ve yine seyircimiz var. Var mı sıkıntı? Veya şu da yapılabilir. Tek bir oturum belirlenip sırasıyla bu uzmanlar da konuşabilir. Farklı oturumlar da olabilir. Evet öğretmenim. Aynı anda aynı saatte de olabilir. Mesela bir günde farklı saatlerde de olabilir. Birçok uzman için birçok oturum olduğunu unutmayın. Mesela saat 13'te Fatma uzmanın oturumu başlayıp saat 14'te Yalçın uzmanın oturumu da başlayabilirdi. Saat 15'te İrem uzmanın oturumu da başlayabilirdi. Aynı saatte de başlamasında bir sakınca yok. Anahtar ifademiz birçok oturum olması. Ve bu oturumlarda konuşmacı olan herkesin konu alanı uzmanı olması sevgili öğretmenlerim. Tamam mıyız? Şimdi biraz sorulara bakalım. Var mı sıkıntı? Sorulara baktıktan sonra kapatalım. Evet, o halde hemen şu soru için süreniz 45 saniye. Chat'i kapatıyorum. Sevgili arkadaşlar, chat'i açtım, cevapları alalım. Zıt panel, süpersiniz, gayet güzel. Hepinizi tebrik ederim. Bakalım şimdi, yukarıdaki paragrafta örneği verilen yöntem, strateji veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? Hali öğretmen, hayat bilgisi dersinde okula geliş gidişleri sırasında trafik kurallarına uyar. Kazanımına yönelik olarak bir etkinlik planlamış ve sınıfı iki gruba ayırmıştır. Gruplara öğrenme kartları dağıtıp konuyla ilgili fikirlerini bu kartlara yazmalarını istemiştir. Etkinliğin devamında dikkat! Gruplardan birinin diğer gruba sorular sormasını, diğer grubun ise soruları cevaplamasını istemiştir. Arkadaşlar iki grup var. Birisi soru grubu, birisi cevap grubu. Anahtar ifadeleri yakaladınız değil mi? Bakın soruya bu şekilde doğru cevap veriyorsanız doğru verdiğinizi sayabilirsiniz. Mesela C zıt panel dediniz, tamamımız doğru cevap verdi, ancak atıp tutturduysanız veya şu anahtar ifadeleri yakalamadan bu doğru cevabı verdiyseniz kendinizi doğru cevap vermiş saymayın, haberiniz olsun. Hepinizi tebrik ediyorum. Münazarada da iki grup vardı, dikkat. Ama bunlar ne yapıyordu? Karşıt fikirli iki gruptu, birbirini çürütmeye çalışıyordu. O yüzden karıştırmayacaksınız. Devam. Hemen bu soru için de chat'i kapatıyorum. Süreniz 45 saniye.
Evet, yeterli olduğunu düşünüyorum ve chat kısmını açıyorum. Alalım cevapları. B dediler. Güzel. Gördüğüm kadarıyla tüm cevaplar B ve doğru cevap B arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Bakalım. Öğretmen hangisini kullanmıştır? Bir öğretmen 7. sınıf öğrencileriyle performans ödevi sırasındaki öğrenmelerinin kalıcılığını arttırmak için bir etkinlik planlamıştır. Sınıftan seçtiği 10 öğrenciden 5'er kişilik grup oluşturup geri kalan öğrencileri seyirci olarak görevlendirmiştir. Seçilen 5'er kişilik iki gruptan birisi uzman, dikkat, birisi ise öğrenci grubu görevini almıştır. Her iki grup ödev sunumunu tamamladıktan sonra seyircilerin soruları cevaplanmıştır. İki grup, birisi uzman, birisi uzman değil ve seyirciler dediğimizde hangi teknik aklımıza gelecekti? Doğru cevap B şıkkı. Kolegyum. Sevgili arkadaşlar, dürüstçe zor mu? Sizce zor mu? Dürüstçe. Alalım fikirlerinizi. Sizce bu kadar kolay bir soru çıkar mı sınavda? Evet, bu da sürpriz çıkmış bir sorudur sevgili arkadaşlar. Kolegyumda grup üye sayısı eşit şart değil öğretmenim. Eşit olsa iyi olur ama şart değil. Yani öğrenci grubu 5 kişi, uzman grubu 3 kişi de olabilir mesela. Bir sakınca olmaz. Sen şuna bakacaksın. İki grup var mı? Birisi uzman mı? Ve birisi uzman değil mi? Bunları gördüğünde kolegyum diyeceksin. Evet arkadaşlar, bu da çıkmış bir soru. Süremiz doldu. Son bir soru daha çözelim. Ondan sonra bir video izleteceğim. Evet, bakalım doğru cevaplar A arkadaşlar. Hepinizin söylediği gibi. Örneği verilen teknik hangisidir? Öğrencilerden gelişimde çevre mi yoksa kalıtım mı daha etkilidir konusunda araştırma yapmalarını, mantık yürüterek tezler, olaylar, istatistiki bilgilere dayalı farklı görüşlerin savunulmasını dağıtıp konuyla ilgili fikirlerini bu kartlara yazmalarını ister. Etkinliğin devamında gruplardan birinin diğer gruba sorular. Arkadaşlar, ben yanlış görmüşüm. Bu münazara değil. Soruyu yanlış okumuşum. Bakın, grubu ikiye bölmüş. Birinin diğer gruba sorular sormasını, diğerinin ise cevaplamalarını istemiştir. Doğru cevabımız zıt panel. Ben bir an dikkatsizliğime gelmiş Serkan Bey'le konuştuğum için kusura bakmayın. Bir an soruyu yanlış okumuşum, devamında fark ettim. Gördük mü bakalım. Evet, farklı şeyler diyor ancak bir jüriden bahsetmemiş. Münazara olması için jüri olacak. Birbirini çürütmeye çalışması olacak. Bir kazanan kaybeden olacak demiştik. Farklı görüşlerin savunulmasını istemiş. Ancak ne diyor? Gruplardan birinin soru grubu, birinin ise cevap grubu olmasını istemiş. Doğru cevabımız bu durumda zıt panel olur. Tamam mıdır sevgili arkadaşlar? Kusura bakmayın. Ben dersin sonunda vaktimiz azaldığı için biraz dikkatsiz davrandım. Balıklama atlamak bu olsa gerek. Evet arkadaşlar, bazen olabiliyor. Teşekkür ederim. Şimdi bir video izleteceğim. Zamanımız azaldığı için videoyu arıyorum şu an. Reguzam Eğitim Modeli'nde sizi neler bekliyor biliyor musunuz? Canlı dersler, ders kayıtlarını sınırsız izleme, online deneme sınavları, ders notları. Sanırım bunları artık her yerde bulabilirsiniz. Bu yüzden bunlardan hiç bahsetmeden size kısaca başka hiçbir yerde olmayan Reguzam Eğitim Modeli'nden bahsedeceğim. Her öğrencinin farklı olduğunu ve farklı eğitim almaları gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden Reguzam'a kayıt olduğunuz ilk anda Türkiye'de sadece TEKUZAM'da uygulanan eğitim analiziyle öğrenme karakterinizi tespit ediyoruz. Öğrenme karakterinize göre sizin için en uygun ders çalışma yöntemlerini keşfediyoruz. Sizin vereceğiniz zamanlara göre size özel çalışma programını uyguluyoruz. Nasıl çalışacağınızı belirlememiz için konulardaki seviyeniz bizim için çok önemli.
Seviye belirleme sınavı ile konulardaki seviyenizi öğreniyor ve hangi konuya nasıl çalışacağınızı netleştirmiş oluyoruz. Örneğin temelinizin zayıf olduğu konularda dersler başlamadan önce ön hazırlık yaparak konu anlatımına hazır olmanızı sağlıyoruz. Konu anlatımlarından sonra öğrenmeyi riske atmıyoruz. Öğrenilen konuları tekrar edip ardından soru çözümü yaparak öğrendiklerinizi pekiştirmenizi sağlıyoruz. Yıl boyu yapılan deneme sınavları ve tarama testleriyle eksiklerinizi tespit edip çalışmalarınızı ihtiyaca yönelik şekillendirmiş oluyor. Rehberliğin de en az ders çalışmak kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu sayede ihtiyacınız olabilecek motivasyon ve psikolojik destekleri de yıl boyunca rehberlik uzmanlarıyla sunuyoruz. Size özel eğitim, yıl boyunca rehberlik takibi ve atanmanız için gereken her şey tek uzamda. Kayıt için hemen bize ulaşın. 444-5835 www.tekuzam.com. Teşekkür ederim. Güzel fikirleriniz için, güzel düşünceleriniz için. Hepinize başarılar diliyorum. Bilgi almak isteyen şu numaralarla irtibat kurabilir. Eksik olmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.